Hepinize merhaba arkadaşlar. Marvel Şampiyonlar Turnuvası'nda yepyeni bölümle karşınızdayım. Ben Onur Kahraman. Bugün Medcezir ve fısıltılara gireceğiz. Medcezir'e girelim bakalım. Bu arada dünkü oyunlarımda 30. level'e geldim. Zaten kristali açarken, kristal açma videomdan da gördüğünüz gibi 30 level oldum şu anda. Saldırılara ekstra bir beceri ekledim arkadaşlar. Demir Vatansever Deadpool'a karşı gördüğünüz gibi çok bir faydası olmuyor. Demir Vatansever şu an yeterli seviyede değil ama birazdan bir sonraki yolda kim olacak? Demir Adam olacak. Dün kristal açışımızda çıkan Demir Adam'ı koyacağız teknoloji kahramanı olarak. Bir kendine gel. Bir sakinleş bakalım. Sakin ol. Şampiyon. Knockout. Acımadan yine vuruşlarımızı yapıyoruz. Cyclops'u bitireceğiz. Zırh kırmaya açalım. Saldıralım derken savunmamızı yapmadı. Sıkıntı değil, knockout. Colossus'a doğru giderken yine karşımıza bir tane Adaptoid çıktı. Kozmik şampiyon. Mystic'te Loki'miz var bizim. Elimden geldiğince Loki ile alabilmeye çalışıyorum. Knockout. Çünkü arkadaşlar elimizdeki Loki çok şu anda güçlü bir karakter değil. Aynı zamanda bu Demir Vatansever de çok güçlü bir karakter değil. Bir önceki videoda da bahsettiğim gibi şu an elimde olan bunlar vardı. Ta ki dünkü kristali açana kadar. Birazdan Demir Adam'ı alacağım. 4 yıldızlı onunla oynayacağım. Onunla daha bir yüksek puanlar alabiliriz. Onun yetenekleri ve güçleri daha fazla Demir Vatansever'e göre. Her kahramanın bildiğiniz gibi farklı farklı özellikleri var. Colossus Knockout. Her adımda bir tuzağa denk geliyoruz arkadaşlar. Yine Şahin Göz'e gitmeden yine bir tuzak geldi karşımıza ve mistik bir tuzak. Benim de şu anda örümcek adamım knockout etti onu. Ve nihayet Şahin Göz'deyiz. Colossus yumruklarıyla canını bayağı bir indirdi. Bir ağır saldırı yapalım. Güzel. L'sinden de siperle kurtulduk. Kaçamadık ama siperle kurtulduk ve knockout. Colossus zaten vazgeçilmezimiz. Gelelim Wolverine'e. Wolverine oyunun gerçekten güçlü kahramanlarından bir tanesidir. En büyük özelliği, kanama özelliği benim işime yarar. Aynı zamanda yenilenme özelliği. Eğer çok güçlendirmişseniz, özgünlük taşı vesaire yaptıysanız yenilenmesini de arttıracaksınızdır. Sağlıkta yükseltirseniz her şekilde yenilmez bir kahramana ulaşırsınız Wolverine'de. Buradaki tabii ki çok düşük bir karakter olduğu için çok çabuk yenildi. Ama karşılaşmalarda yenemeyebilirsiniz. Boss'umuza ulaşmadan önce bir Cyclops daha karşımızda. Oyunun başıyla sonu Cyclops'tan geçiyor. Bir ağır saldırı yaptık bakalım. Bize bir faydası olacak mı? İzleyip göreceğiz. Çok güçlü vurmuyor gördüğünüz gibi. Ama el becerisiyle kurtulduk. Şimdi bir de biz bile bir yapalım. Zırh kırma olayını gerçekleştirelim. Gerçekleştiremedik zırh kırmayı. Bir ağır saldırı daha yapalım. Bize saldıracak. Güzel. Evet. Hamle yapamadık çünkü ekran izin vermedi buna. Ve knockout.
Devam ediyoruz. Boss'umuza geldik. Stormy boss'umuz. Bakalım Demir Vatansever boss'u indirebilecek mi? Bence indirebilecektir. Yine de çok can kaybedebilir. Stormy de hafif alınacak bir karakter değil arkadaşlar. Onun özellikle o şimşek gücü, özellikle LX'ini vurduğunda çok sıkıntı yaratabiliyor size. Tabii şimdi işte gördüğünüz gibi savunma yapmadı. Biz de L2'mizi kullanalım. Bu sersemletme gücüne sahip olduğu için çok keyifli oluyor. Gördüğünüz gibi. Ve knockout. Gördüğünüz gibi çok düşük vuruyor. 252 vuruyor. Yani o da güçlerini kullandıktan sonra 252 vuruyor. Yani onu yükseltmemiz lazım. Bu arada Matt Jezir'in bir bölümünü bitirmiş olduk. Tekrar oyuna diyoruz. Açıkçası heyecanlıyım çünkü 4 yıldızlı demir adamımız şu an herhangi bir yeteneği yok. Ama gördüğünüz gibi bizim bir numaralı taktikçimiz olacak. Otomatik engelleme en sevdiğim. Bakalım bir daha yapabilecek miyiz? Evet, L'si, şoku, bilmem nesi gerçekten çok iyi ya. Abi bunu yenmek öyle kolay değil ya. Knockout, güzel. Demir adam, seviyorum seni. Bu örümcek adam gerçekten çok güçlü ve 4 yıldızlı olması, cabası, bir de kopyası var. O yüzden kolay kolay alt etmeleri imkansız şu seviyede, gördüğünüz gibi güç bile kullanmadan sakinleştiriciyle nakavt ediyoruz. Oradaki sakinleştiricinin amacı zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Yine de ben bir hatırlatma yapayım. Vurduğumuzda adam biraz yavaşlatılmış oluyor. Yani güç kullanması, hani vurdukça güç şeyi dolmuyor. Öyle bir durum söz konusu oluyor. Örümcek adamın sakinleştiricisinde bir de şoku var bunun da. Yani bunun da ayrıca bir şoku var. Bak bu sefer otomatik engelleme yapamadık ama olsun. Knockout. Evet, bilim bölümünden gidiyoruz. Demin kapalıydı, şimdi açıldı. Bilim kapısından geçtik ve Kara Panter'e doğru ilerliyoruz. Tabii ki asla affetmeyecek olan bir kolossumuz var. Gördüğünüz gibi ilk vuruşlar bunlar. 361 vurdu. Ya Corvus daha iyi vuruyor tabi, bunu kaçırdık, olsun. Oh, L'sini de yedik, kana bağışıklığımız var ama keşke yemeseydik. Bir L1 yapalım da knockout edelim. Yazık oldu. Yani ne diyebilirim ki? Şahin Göz'e giderken bir tuzak daha karşımıza çıktı. Şahin Göz'e giderken ki bu tuzakta az önceki tuzak gibi çok uzun sürmemesi gerekiyor bence. Yani bunu Demir Adam'la çok hızlı bir şekilde yapabilmemiz lazım ama şimdiki hesapta değil. Çünkü Demir Adam'ı güçlendirmemiz gerekiyor. Karşımızda Şahin Göz var. Oyundaki favorilerimden ikincisi diyebilirim. Kanama uçlu oklarıyla gerçekten çok etkili. L1 ile özellikle kullanıyorum ben onu. Knockout. Hem güç çalıyor hem de kanama yaratıyor. Bu da bizim için çok faydalı oluyor. O yüzden Şahin Göz'ü kullanıyorum genelde. Yolculuğumuzun sonuna gelmek üzereyiz. Boss'tan önceki son kahraman kolosuz. L'sini yaptı. Artık sıra bizde değil mi? Bir şey yapalım ya şuna. Evet, zırh kırması açıldı. Şimdi bir de L1 yapalım şuna. Şokları yesin. Güzel. Ulan şu an ne oluyor diyor. Bu bana ne yapıyor anlamadım ki arkadaş diyor. İkinci şokta geliyor, engellenemez ve knockout. Daha ne olduğunu anlamadan knockout oldu.
Evet, tam boss'umuza giderken bir tuzak daha karşımıza çıktı. Mistik bir kahraman. Ona da gördüğünüz gibi Fantastic 4'den Alev Adam'la cevap veriyoruz. Normal sıcaklığa bir de L1'imizi ekledik ve knockout. Gerçekten Alev Adam da psikopat bir karakter. Karşımızda boss'umuz Stormy var. Onun karşısında da Demir Adam. Gördüğünüz gibi hızlı vuruşlarla zayıf da olsa sersemleterek, sakinleştirerek her türlü canını yarıya indiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir de L1 yapalım hadi. Engellenemez ve şokları yedikçe canı çok azaldı. Ya diyor ben diyor savaşacağım ama diyor hiçbir şey yapamıyorum diyor. Bari bir gücümü kullanayım dedi. Ya o da işlemedi arkadaş diyor. En sonunda yeter tamam diyor knockout. Ve ikinci kısmı da Mad Cezir'in bitti. Tekrar oyna diyelim ve son bölümüyle Mad Cezir'i tamamlayalım. Evet arkadaşlar Deadpool'la Demir Adam'ımız savaşıyor. Gördüğünüz gibi sinerji bonusu da var aynı zamanda bu bölümde. Elimizdeki örümcek adam sayesinde. Aslında L2 yapmak için canımıza şey attırsak mı da bilmiyorum ya. Hadi biraz canını yüklesin de L2 yapalım buna. Şimdi ya işte al sana lan inanmıyorum abi ya. Ya bir git ya. Siper yaptı L2'miz de ya. Yayın yapıyoruz ya olur böyle şeyler. Devam. Bu sefer sağ taraftan gidiyoruz. Karşımızda Wolverine çıkıyor. Demir Adam'la oynama şansımız oluyor. Güzel oluyor aslında. Böylelikle. Çünkü mutanta karşı teknoloji her zaman sınıf bonusu sahibidir. Bunları iyi ezberlemeniz lazım. Bilmeyenler için söylüyorum özellikle. L1'i yapalım hiç uğraşmayalım. İyileşme engelledik. Şoku da verdik. Daha ne olsun. Yani adamın elinden en önemli şeyi aldık. İyileşmeyi aldık yani. Helal. Ben bu işte ustayım diyor. Becerik kapısından geçtik arkadaşlar. Kış askerine geldik. Evet cezalandırıcı pardon. Becerik kapısından geçerek geldiğimiz cezalandırıcı ile karşı karşıya sınıf puanı olan Kolosus'la savaştırıyoruz. Bir L1'le işini bitirir miyiz? Bitirdik evet. Bir L1'le knockout. Genellikle siz de sınıf bonuslarını deneyin. Yani sınıf bonusunuzla girin. Bu size hem puan hem izo. Yani belirli yerlerde izo, belirli yerlerde macera kristali, belirli yerlerde experience, tecrübe olarak dönecektir arkadaşlar. O yüzden sınıf bonusu olanları tercih edin. Yani ben bunu Corvus'la yenerim deyip de hani Corvus'la girmeyin. Sınıf bonusu kimdeyse onunla bir giriş yapın arkadaşlar. Size tavsiyemdir. Tabii size kalmış bir şey. Ben kesin olarak söylemiyorum. Size kalmış bir şey. Bu arada L2'sini de yaptım nihayet. Ve knockout. Evet karşımızda örümcek adam var. Sakinleştiricimizi etkinleştirdik. Şimdi tabii ki o bize saldıracak ama faydasız dedim. Çünkü sakinleştiricisini yaptık onun. Ama tabii ki o atlattı onu. Bir daha bir sakinleştirici yedi. Yani vurduğumuzda gücü gördüğünüz gibi güç dolmuyor. Bu da bize zaman kazandırıyor arkadaşlar. En önemlisi o. Zaman kazandırıyor.
tam hazırlanıp Kolossus'a gidecekken bir anda yine karşımızda kozmik bir adaptoid var, bir tuzak sakinleşti. O bitene kadar siperden çıkmadı ama tabii ki sakinleştirmesi biter bitmez de gücünü kullandı. Ama knockout'tan kurtulamadı. Kolossus'a gidecektim ama Kolossus'tan vazgeçtim. Biraz Wolverine'le oynayalım çünkü iki tane kahraman vardı burada. Yani ne kadar kahraman o kadar çok puan diyebiliriz. O yüzden iki kahraman olan yerden gitmek istedim. Sadece Kolossus'tan gitmedim. Wolverine'in oraya çıktım. Şimdi bir engellenemez yapacağız. Güzel, iyileşme engelleme. Dediğim gibi Wolverine'den elindeki bütün sıkıntıları aldık. İyileşme engelleme onun için ölüm demektir. Ama biz de siper yapmadığı için maalesef darbe aldık. Cyclops'a doğru ilerliyoruz. Karşımızda Cyclops var derken bir tuzak daha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sürekli tuzaklar çıkıyor bu bölümde. Yani ben yeter diyeceğim artık. Bu nedir ya? Her adımda bir tuzak, her adımda bir tuzak. Knockout. Cyclops'a geldik nihayet. Sonrasında da boss'umuz Stormy var. Şu dört yıldızlı demir adamla bir oynamayı bir keşfedelim. Yani nasıl oynarız? Hani çok oynadığım bir karakter olmadığı için bu. Tabii böyle habire L yersek olmaz. Şu şeye gıcık oluyorum. Herkes yapıyor. Acaba nasıl oluyor o otomatik engellemesi? Yeter ya. Uğraşmayayım hiç. Video uzamasın. Knockout. Evet arkadaşlar. Matt Cesir'in son bölümüne geldik. Son bölümde Stormy var. Boss'umuza doğru ilerliyoruz. Boss'umuzu da devirip Matt Cesir bölümünü bitiriyoruz. Şimdi arkadaşlar başladık bakalım. İlk başta bir ağır darbe yapabilir miyiz diye bekliyorum ama ağır darbe yapamıyoruz işte. En sinir bozucu şey ağır darbeyi yapamıyoruz. Tamam, sıkıntı değil. Ağır darbe yapamayalım. Şok götürelim. Tamam, güzel. Şimdi L'sini yapar o büyük ihtimal. Ve biz yine yeriz o L'yi. Çünkü siper yapmaz. Alıştık artık. Güzel, bu sefer ağır saldırıyı yapabildik. Ben şu otomatik şeyi çalıştırmaya çalışıyorum ama otomatik engellemeyi onu niyeyse yapmıyor ya. Öleceksin. Knockout. Arkadaşlar o darbeleri sırf şu otomatik engellemeyi yapabilmek için denedim ama olmadı. Otomatik engellemeyi nasıl yapıyoruz onu da öğreneceğiz zaten. Şu anda %100 bitirildi Matt Cesir. Evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Matt Cesir'i de tamamladık. Bir sonraki bölümde de fısıltıları tamamlayıp turnuva yeniden doğuyor bitirip meydan okuma kabul edil diye geçeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yepyeni bir videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Bye bye.